bugün nelerden bahsedeceğiz? Bugün karma ve ezoterik astrolojiden bahsedeceğiz. Çok güzel. Konuğumuz astrolog Gülşah Kılınç. Hoş geldiniz. Teşekkürler, hoş bulduk. Rica ederiz. Bize kendinizden bahseder misiniz? Ben Gülşah Kılınç. 1999 yılından itibaren önce tasavvuf ve sufizm, daha sonra astrolojiyle ilgilenmeye başladım. O tarihten sonra son 4 yıldır da Troy Akademi, Zafer Özyiğit'ten karma ve ezoterik astroloji dersleri almaya devam ediyorum. Çünkü göklerin okulundan asla mezun olamazsınız. Harika. Eğitim hayat boyu değil mi? Hep öğrenecek, evet, yani bir şeyler var. Evet, yani özellikle astrolojide, evet, eğitim hayat boyu, her gün değişen, evet, her gün gelişen bir evrenden bahsediyoruz. Evet, çok güzel. Peki karma astroloji nedir? Karma astroloji ruhun karmik ve epigenetik geçişlerle oluşturduğu hayat deneyimini anlama ilmidir. Yani tabii astroloji önce Hazreti İdris'e, daha sonra Muhyiddin Arabi'ye verilmiş çok değerli bir ilimdir. Karma astroloji biraz daha ruhsal bir bakış açısıyla, maddeden daha ziyade mana bakış açısıyla her bilincin kendi bir enerji alanı ve yaşam senaryosu vardır. Bilinç derken illa canlı bir insandan ya da varlıktan bahsetmiyorum. Her mananın yaşam senaryosu vardır. Karma astroloji bunu anlamayı hedefler. Çok güzel. Peki ezoterik astrolojinin dalları nelerdir? Çok farklı, şöyle söyleyebilirim size. Doğduğunuz an ve doğmadan önceki anne karnında aldığınız güneş ve ay tutulmaları kaderinizi belirler. Bir de heliosentrik haritalar vardır, güneş boyutlu haritalar vardır, çok farklıdır. Karma ve ezoterik astroloji çok dalları, çok fazla açıklamaları, çok yorum zenginliği olan bir alan. Sayamayacağım kadar çok fazla. Evet. Peki doğum haritası nedir? Doğum haritası doğduğunuz anda aldığınız göksel kozmik enerjidir. Bu bütün hayat deneyiminizi açıklar. Zaten bütün semavi dinlerde, öncelikle Altay mitolojisinde, Yaratılış Destanı'nda düşen bir ruhtan bahseder, Adem'den. Yani bu daha sonra kutsal kitaplara Adem olarak geçmiştir. Ruh bu dünyada yükselmeyi hedefler. İşte doğum anında aldığınız o kozmik etki, bu yükselme hedefinde önünüze çıkacak olan engellerin ya da size yardımcı olacak konuların ve yaratılış amacınızın hikayesini anlatır. Astroloğun da tarafsız bir bakış açısıyla, yargılamadan, etiketlemeden bu senaryoyu açıklaması ve danışanına yol göstermesini içerir. Çok güzel. Peki doğum haritası için gerekli olan bilgiler nelerdir? Doğduğunuz anın bilgileri. O ve doğduğunuz gerekiyor. Yerin bilgileri tabii ki. Doğum saatini bilmeyenler ne yapabilir bu konuda? Rektifikasyon yöntemlerimiz vardır bizim. Çok çeşitli. Yine göksel sembolleri kullanarak oluşturabiliyoruz biz haritayı. Çok sevgili arkadaşım Songül İnanmış'ın kendi özel teknikleri vardır bu konuda. Hiçbir bilgi olmadan birebir insanın doğduğu anı bulabiliyoruz. Evet, özel teknikler. Özel teknikleri vardır, göksel, evet, teknikleri vardır efendim. Evet. Peki astrologların yorumları neden birbirinden farklıdır? Aslında yorum zenginliği ile ilgilidir. Şöyle, sevgili hocam Zafer Özyiğit şöyle der. Ali ata bak cümlesinde kimi Ali'yi görür, evet, kimi atı görür, kimi bakı görür. Bu yüzden farklıdır. Ama günün sonunda bir noktada gerçek aydın astrologlardan bu işe ciddi anlamda yıllarını vermiş, emek vermiş ve bu bilgiyi araştırmaktan vazgeçmemiş astrologlardan bahsediyorum. Günün sonunda hepimiz aynı noktada buluşuruz aslında. Çok güzel. Astrolojik danışmanlık nedir acaba? Astrolojik danışmanlık şöyle bir şeydir efendim. Danışanınızın, bakın sadece kişiden bahsetmiyorum, kurumların, ülkelerin, efendime söyleyeyim, olayların da doğum haritası vardır. Ve bir yaşam senaryosu vardır. O yaşam senaryosunda kimileri der ki sürekli aynı konularla sınanıyorum, sürekli baştan başlıyorum. İşte bu Satürn sınavıdır. Biz danışanımızı karşımıza oturtup öncelikle içselleştirerek, ruhsal içselleştirmeyi sağlayarak, öncelikle neden bu boyutta? Burası Venüs boyutu. Buraya dediğim gibi Adem ırkı olarak, Adem soyu olarak düştük biz ve buradan çıkmaya çalışıyoruz. Ve tabii deneyimlerle yükselen bir varlıktan, ruhtan bahsediyoruz. Bu deneyimlerde nerede yanlış yapıyor? Aslında ne yapması gerekiyor? Gitmesi gereken yol nedir? Nerede yanılgıya düşüyor? Ve
şanslı noktalarını neden göremiyor? Bunu açıklarız. Daha sonra bu bilgilerin ışığında önüne gelebilecek deneyimlerle ilgili ipuçları veririz. Tamamen astrolojik, özet olarak budur. Tabii çok daha ayrıntılıdır, çok daha açıklamaları vardır bunun ama özet olarak budur efendim. Evet, peki kimler astrolojik danışmanlık alabilirler? Herkes almalıdır. Alabilirlerden daha ziyade herkesin ömründe bir kere ciddi, sağlam bir astroloğun karşısına oturup bir astrolojik danışmanlık alıp hayat hikayesini, yaşam senaryosunu, aldığı etkileri, epigenetik kayıtlarını ki soy karması denen bir şey vardır. Bu son zamanlarda bu aile dizilimleri falan bir moda evet. oldu. Hı-hı. Aslında onun kökeni de astrolojidir. Evet. Doğum haritasında, horoskopta biz onu görürüz. Deriz ki siz atalardan gelen karmik bir borcun bedelini ödemek için bu olaylarla sınanıyorsunuz. Çözüm noktası da yine o horoskopun içerisindedir. Evet. Son olarak astroloji öğrenmek zor mu acaba? Gerçek bir öğretmene denk gelirseniz ki ben bu konuda çok şanslıydım. Gerçek bir hocaya denk gelirseniz çok kolaydır. Ama dediğim gibi mesela ben müzik konusunda çok yeteneksizim. Öğrenmeyi çok istedim ama tüm çabalarım boşa çıktı. Şöyle diyebilirim. Bir yetenek muhakkak olması gerekir. O ruhsal boyutla bir frekans yakalanması gerekir. Tabii çalışarak, öğrenerek ve doğru hocaya denk gelerek astroloji öğrenmek mümkündür. Çok güzel. Bugünkü konuğumuz astrolog Gülşah Kılınç'tı. Katılımınız, bu güzel ve önemli açıklamalarınız için çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Başarılar dileriz. Çok teşekkürler. Çok memnun oldum. Sağ olun, biz de. Değerli izleyiciler, sağlıklı ve mutlu günler dileriz. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.